Selamlar, ben Libreyiz. Günün konusu: hassasiyetimizi nasıl buluruz? Kusursuz hassasiyet gerçek mi? Ve hassasiyet bulma uygulamaları gerçekten işe yarıyor mu? Yarıyorsa ne kadar yarıyor? Detaylandırmadan belirteyim. Önceki videoda Battle Pass hediye edeceğimi söylemiştim, biliyorsunuz. Kazanan arkadaş şu anda ekranda gördüğünüz kişi. Bana Discord üzerinden ulaşırsan sevinirim. Şimdi uygulamalardan kastım öncelikle Aimlabs ve Oblivity. Fakat aynı zamanda şu 3 çıkar, 5 ile çarp, işte 2 ile topla gibi matematik hesaplamalarını ve malum tekniği de kastettim. Son zamanlarda bu SenseFinder olayı popüler oldu ama biliyorsunuz bu saydık direkt hassasiyet bulma uygulamaları değil. Sadece içlerinde böyle bir yazılım var. Asıl amaçları tabii ki aim antrenmanı ama bugün biz işin sense tarafıyla ilgileneceğiz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz eminim hassasiyet konusu kafanızda tamamen oturacaktır. Benden özel aim koçluğu almak isterseniz açıklamadaki linklere bir göz atın diyerek konumuza geçiyorum. Şimdi şu kusursuz sense konusunu bir netleştirelim. Zaten bunun cevabı da sense bulma tekniklerine bağlanacak. Kusursuz sense var mı? Yani öyle bir sense olsun, öyle ince ayarlayayım ki ben o sense için yaratılmış olayım. Kolum, bileğim, aimim yıllardır o sensi bekliyor olsun. Sonunda o hazineyi bulduğumda hiçbir vuruşu kaçırmayayım. Eğim çalışmama bile gerek kalmasın. Her şeyi kendiliğinden olsun. Sadece o sensi bulmam lazım. Bulacağım diye düşünenler varsa özür dileyerek, yok arkadaşlar, maalesef öyle bir sens yok. Ne kadar arasanız da deneseniz de bulamayacaksınız. Çünkü yok. Üzgünüm size hayal kırıklığına uğrattığım için ama bu düşünce zaten mantık dışı. Birçok videomda hassasiyetin düşündüğünüz kadar uber önemli bir şey olmadığını anlattım zaten. Aim sense ezberlemek değildir. Tekniklerden ve motor becerilerden oluşur. Hatırlayın, bahsettim bunlardan. Dolayısıyla hiçbir sense sizin kötü aiminizi düzeltmeyecek. Söylediğim yanlış anlaşılmasın. Elbette oyunda rahat ettiğiniz, rahat hissettiğiniz bir sense olacak. Herkesin var. Ama bu aiminizdeki tüm problemleri çözecek büyülü bir sense bulabileceğiniz anlamına gelmiyor maalesef. Bir problem varsa bu problemi belirleyip üzerine çalışarak çözüyoruz veya benden koşluk alıyorsunuz, ben size yardımcı oluyorum. Özetle kusursuz sense diye bir şey yok. Gelelim videolarda anlatılan sense bulma tekniklerine ve Aimlabs, Oblivity gibi uygulamalara. Ama önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Size böyle teknik konuları elimden geldiğince basit ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum. Lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Gerçekten büyük yardımı dokunuyor. Matematikçilerle başlayalım. Bu hesaplamaların neye dayandığı ve nasıl yapıldığı ile ilgili çok bilgim yok açıkçası. İşte 2 sense bul, 3'e böl, 5'e katla tarzı işlemler gördüm ama pek anlam veremedim. Bununla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Tabii ki işe yaradığını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü kusursuz sense diye bir şey olmadığını söyledik. Bu işlemlerde tırnak içinde o 4 dörtlük sensi bulmak için yapıldığı için suya düşüyor maalesef. Kısaca geçiniz efendim. Hızlıca malum tekniğe geldik. Botlara flick atarak sens bulma. Şimdi bu tekniğin ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu anlattığım ayrı bir videom var zaten. Şu sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Orada detaylıca uzun uzun bahsettiğim için burada çok kısa özet geçiyor olacağım. Bildiğiniz gibi teknik şu: işte iki bot var karşımızda. Bir sağdakine, bir soldakine flick atıyoruz. Flick çok kaçarsa sensi düşürüyoruz. Geride kalırsa sensi artırıyoruz. Şimdi flick'in fazla kaçmasına overflick, geride kalmasına underflick denir ve attığınız atacağınız flicklerin %80'inden fazlasında zaten bu iki durumdan birisi yaşanır. Yaşanmak zorunda çünkü ne dedik, kusursuz sense diye bir şey yok. Dolayısıyla her fliği kusursuz şekilde tek seferde kafaya atamazsınız eğer hile kullanmıyorsanız. Sonuç olarak bu teknikte artır azalt artır azalt yaparak o tek seferde kafaya gidecek sense bulmayı amaçladığı için suya düşüyor. Kaldı ki zaten ne kadar artır azalt yaparsanız yapın, attığınız flicklere kayda alıp ağır çekimde izlerseniz %80'den fazlasının 2 hamlede botu öldürdüğünü göreceksiniz. Çünkü flick 2 aşamadan oluşur. Diğer yandan rakiple aranızdaki mesafe azaldıkça tekte headshot atma ihtimaliniz de artar. Onu da söyleyeyim. Yani botun kıçının dibine girip bak ben tekte atıyorum da demeyin. Tekniğin neden boş olduğunu özetlemeye çalıştım. Daha detaylı dinlemek isterseniz dediğim gibi şu sağ üstteki karttan tamamen bu teknik için yaptığım videoya gidebilirsiniz. Gelelim Aimlabs ve Oblivity gibi uygulamaların sense bulma yazılımlarına. Şimdi Aimlabs'i daha önce denedim. Zaten elimin altında ve çok uzun sürmeyen bir şey. Ama Oblivity'yi denemedim çünkü bildiğim kadarıyla uzun sürüyor. Bir hafta civarı farklı senslerde oynatıyor seni falan. Ama denememe de gerek yok açıkçası. Zaten bunun nedenini anlatacağım ben de. En baştan söyleyeyim. Bu uygulamaların sense bulma yazılımlarının işe yarayıp yaramadığı sizin sense arama nedeninize ve sense yüklediğiniz anlama göre değişir. Bu cümleyi en sonda açacağım. Daha net anlayacaksınız zaten. Şimdi bildiğiniz gibi Aimlabs tarafında sense bulma zımbırtısı size belli senaryoları farklı senslerle oynatıyor. Tabii işin detay tarafını bilmiyorum. Farklı parametreler de kullanıyordur belki ama sanıyorum büyük oranda sizin bu senslerin hangisinde daha iyi skor aldığınıza, yani hangi sense daha iyi oynadığınıza göre bakaraktan bir sonuç çıkartıyor. İyi güzel ama birkaç tane sorun var burada. Birincisi, sürekli aynı performansı gösteremezsiniz. Zaten hiçbir sense bulma tekniğinin %100 işe yaramamasının sebebi bu. İlk denemenizde düşük sense iyi oynayıp sonraki denemenizde biraz daha yüksek bir sense daha iyi oynayabilirsiniz o senaryoyu. Dolayısıyla birkaç tane senaryoya, birkaç tane filiye, birkaç tane maça ve performansa bakarak benim sensim şudur diyemezsiniz. Yüzlercesine bakarak da diyemezsiniz. Çünkü ne gösterdiğiniz performans, ne kendiniz, ne de hissettiğiniz
geliştirdiğiniz hassasiyet kavramı şudur diyebileceğiniz kadar sabit ve çakılı değerler değiller. Flick tekniği de burada patlıyor zaten. Siz uzaklığı değişken olan botlara sürekli milimi milimine aynı fliğe attığınız zaman benim sensin budur diyebilirsiniz. Ama böyle bir şey mümkün mü? Değil. O yüzden hangi yoldan, hangi teknikten gidersek gidelim mutlak bir hassasiyet değeri bulamayız. Bulduğumuz sens her denememizde ama az ama çok bir şekilde değişir. Kusursuz sens de bu yüzden yok zaten. Diğer bir problem ben ve benim gibi aimerların farklı senslerle de performans kaybı yaşamadan oynayabiliyor olması. Yani örneğin ben yaklaşık 30 cm ile 50 cm arası tüm senslerde rahat rahat oynayabiliyorum. Kaldı ki bu aralık aim training uygulamalarında senaryolara bağlı olarak 20 ile 100 cm arası gibi bir şeye de dönüşebiliyor. Yani neredeyse normal sens aralığının tamamını kullanabiliyorum. Hal böyle olunca bu uygulamaların benim performansıma göre verdiği sens ne kadar kayda değer olabilir tartışılır. Tabii bir de farklı oyunların ve farklı senaryoların farklı sensler gerektirdiği konusu da var. Bu başlı başına ayrı bir konu zaten. Oblivity tarafından çok bahsetmeye gerek yok çünkü sanırım Aimlabs ile aynı tekniği kullanıyor. Yani ondan da bahsetmiş olduk aslında. Sadece daha uzun sürüyor size sens bulması. Bunun sebebi de muhtemelen istatistiklerinizin az önce bahsettiğim performans dalgalanmalarından olabildiğince az etkilenmesi için. Yani daha uzun bir süre veri topluyor sizden daha isabetli bir sonuç vermek adına. Ama yolun sonu yine anlattığım şeylere çıkıyor. Şimdi gelelim bu teknikler hiç mi işe yaramıyor sorusuna. Öncelikle bu malum flick tekniği evet hiç işe yaramıyor. Yani saçmalığın dik alası, o yüzden onu bir geçelim. Matematik hesaplamalarının detayını bilmediğimden kesin bir cevap veremiyorum. Ama çok işe yarayacak bir şeye benzediğini de düşünmüyorum açıkçası. Titanos bu söylediklerimi duymasın bu arada. Kendisi büyük sens matematikçilerindendir. Aimlabs ve Oblivity uygulamalarının sens bulma yazılımlarının işe yarayıp yaramadığı hatırlayın başta söylemiştim. Sizin amacınıza göre değişir. Eğer ki kusursuz, tam size göre olan mutlak bir sens arayışı içerisindeyseniz hayır bu uygulamalar size böyle bir sens veremez. Hatta hiçbir şey veremez. Çünkü böyle bir sens yok zaten. Ta en başta bunu anlattım. Ama FPS oyunlarına yeni başladınız veya normal bir oyuncusunuz ve sadece sens arayışı içerisine girdiniz. Kafayı sensle bozmadıysanız yani en başta anlattığım hazine arar gibi sens arama triplerine girmediyseniz bu uygulamaların size verdiği sensleri bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Sonuçta bunlar da bir istatistiğe göre veriliyor. Havadan size sens sallamıyor. Bu sensi alırsınız, denersiniz oyunda. Çok gelir azaltırsınız, az gelir artırırsınız. Ama bota attığınız flicklere göre değil tabii ki. Hissiyatınıza göre. Böyle böyle size uygun bir sens veya sens aralığı keşfetmiş olursunuz. Bu arada aynı başlangıç noktasını oynadığınız oyundaki profesyonellerin kullandığı ortalama sens aralığını deneyerek de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlar başlangıç noktalarıdır. O sensi alıp eğip büküp kendi sensiniz haline getirmeniz gerekir. Gerçek sens zaten böyle bulunur. Eğip büküp deneyerek. Ve daha önce de defalarca söylediğim gibi hissettiğiniz sens değişken bir şeydir. Bir sabah kalkıp oyuna girdiğinizde dün çatır çatır oynadığınız sens bugün size fazla veya az gelebilir. Gelmeye de bilir. Fazlaysa azaltırsınız. Azsa artırırsınız. O gün rahat hissettiğiniz sensi bulmak 30 saniyeden fazla sürmez. Ben dün Valorant'ı 0.2 oynarken bugün 0.17 oynuyorum mesela. Niye? Çünkü azaltmak istedim. Bu kadar. Yarın da muhtemelen artırırım zaten. Böyle basit bir şey bu sens olayı. CS'de kaç santimde oynadığımı bile bilmiyorum. Oyunu açtım. Düşük bir sens olduğunu hissedene kadar azalttım ve devam ettim. Çatır çatır da oynuyorum. Yok bir sens bulun ve bu sensi asla değiştirmeyin. Kas hafızanızı inşa edin. İşte değiştirirseniz şöyle olur falan diye hala yırtınanlar var ortada ama işte bir şey demek de doğru olmaz çünkü onlar da bilmedikleri için insanları yanlış yönlendiriyorlar. Ne diyoruz? Bilmemek ayıp değil. Umarım bir gün öğrenirler. Benden özel aim koçluğu almak isterseniz linkler açıklamada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.